Merhaba sevgili yarışseverler. 17 Ekim Ankara yarışlarıyla sizlerle birlikteyiz. Bakalım hangi safkanlar kazançlı sayılacak. Perşembe gününde Ankara yarışlarında 9 koşulu programla karşınızdayım. 13.30'da başlayacak 1. Altılı Ganyan, 15'te başlayacak 2. Altılı Ganyan. Ben elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz safkanları yazarak kuponunuzu oluşturabilirsiniz. Baktığımızda bugün İstanbul programını tamamladık. Çok iyi bir ikramiye verdi. Belki güzel safkanları yazdık ama küçük hatalarla büyük paraları kaybettik diyelim. Belki o 3 kişinin içinde bildiğiniz üzere bir kuponda 5. ayak hepsiydi. Bir vatandaşımız 2 misli aldı. 3 kupon buldu bugünkü İstanbul yarışlarında ama biz de başarılıydık. Oyunları kaybettik belki ama birçok kazanan üyemiz oldu. Üçlü ganyanı bulan, dörtlü ganyanı bulan, beşli ganyanı bulan üyelerimiz oldu. Bana gönderdiler fotoğraflarını. Hepsini tebrik ediyorum. Bir vatandaşımız bana üye olmamasına rağmen cep telefonumdan aradı. Ben senin sayende altılıyı buldum dedi ama zannedersem başka bir oyun buldu. Tam pek olarak anlamadım ama çünkü tam olarak bilemiyorum. Çünkü benim üyem değil, kuponu görmedim ama bulduysa da onu tebrik ediyorum. Baktığımızda güzel bir program geçirdik. Son ayakta indi nevi benim için yazın demiştim. Çünkü belliydi iki tane kum yarışı ardından Çin pistte çok iyi koşacaktı. Ama Gökhan Bektaş bizi bir yerde yanılttı. Hüseyin Çiçek'in iki atıyla günün iki bombasını gerçekleştirdi. Kurtuluş Bey'i de tutuyorduk ama malum belli bir sınırda at verdiğimiz için zaten orayı zannedersem 6 atta geçmiştik WhatsApp grubunda. Orada Kurtuluş Bey'i yazmayınca kaybettik. Zaten Dombra'da o grupta nasıl geldi onu da anlamadım. Belki WhatsApp grubunda da 4'te kaldık ama üyelerimizin birçoğu üçlü ganyandan çok iyi ikramiyeler aldı. 2000 liraları aldılar. İndinevi ile ganyan bulanlar, ikili bulanlar ve özellikle üyelerimizin birçoğu 12 arkası 10 çifteyi aldılar. O da yaklaşık 150 lira verdi bir tanesi. Birçok üyemiz 10 lira, 20 lira, 30 misli, 50 misli basan üyelerimiz var. Hepsini tebrik ediyorum. Kazananları tebrik ediyorum. Kaybedenlerin de en kısa sürede en iyisini kazanmasını diliyorum. Akşam yarışında da bizi değerlendirip oyun bulan dostlarımız var. Beşli Ganyan belki çok bir ikramiye vermedi ama özellikle son ayağın ikilisini bulan bildiğiniz üzere WhatsApp grubumuzda son ayağı 9-12 geçmiştik. Kazanan Win Angel olmuştu. İkinci olan Damasra olmuştu. Orada da ikiliyi alan birçok yarışseverimiz olmuş. 147 lira vermiş ikili. 10 tane bulan var yine, 20 tane bulan var. Hepsini tebrik ediyorum. Ben elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Sizler de zaten kendi tuttuğunuz safkanları yazarak kuponunuzu oluşturabilirsiniz. Hatta biraz önce WhatsApp grubumuzda olan değerli bir dostumdan mesaj geldi. Kendisi ilk ayakta 11 Afacan'ı, 14 Kurtuluş Bey'i tek atmış. Son ayakta İndinevi'yi tek atmış. Agera'dan yatmış. 6 liralık bir kupondu. Yani gördüğünüz gibi hem bizim verdiğimiz hem de kendi tuttuğu safkanları hislerini kullanarak bu oyunu oynadığında az paralara da büyük meblağlar alabileceğini gördük. Yani umarım sizler de benim verdiğim bilgiler neticesinde kendi tuttuğunuz isimleri yazarak kuponunuzu oluşturabilin. Yani baktığınızda zaten ben at yarışlarının doğasıyla, koşu stilleriyle alakalı tüm bilgileri size veriyorum. Geri kalan sizler de hissinizi kullandığınız dahilinde oyunu bulacaksınızdır. Eminim ben burada kazançlı yarışseverlerimiz çıkacaktır. Ben elimden geldiğince YouTube'da sizlere bir at da olsa yardımcı oluyorum. WhatsApp grubunda da zaten birçok ismi paylaşıyorum. Sesli yorumlar yapıyorum. Hepsini paylaşıyorum. Sizler de WhatsApp grubuma katılmak isterseniz 0553 425 59 30. Makul bir ücret karşılığında WhatsApp grubumuzdaki yaklaşık değerli 100 üyemizle birlikte sizlerle bizde olabilirsiniz. Kazanabilirsiniz. Çok şükür ki birçok üyemiz zaten gönderdiği 50 lira ücretin karşılığını hayliyle, misliyle aldı. Elbet belki kazanamayan da var. Bana söylemiyorlar ama kazanamayan da var ama ben elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Herkes kazansın istiyorum. Umarım at yarışını herkes bir gün kazanır, iyi paralar alır diyerek artık Ankara yarış yorumlarına geçiyorum. Dünü kapattık, yeni bir güne başlıyoruz. At yarışını oynayan, takip eden dostlar bilir. Dünde kaldı, artık önümüze bakmalıyız. Yarın da Ankara'da 9 koşulu program var. Dersimize çalıştık. Bakalım hangi safkanlar kazançlı sayılacak. Ben size detaylı analisti yapacağım. Zaten gerekenleri de WhatsApp grubumuzdaki değerli dostlarla konuşacağız. Şanslı isimlere rakip kimler olur? Sizler de WhatsApp grubuma gelmek isterseniz bana bir mesaj atarak telefon hem açıklama bölümünde var hem de 0553 425 59 30.
Bu numaradan bana mesaj atarak bilgi alabilirsiniz. Birinci koşuyla birlikte Ankara yarışlarında birinci altılı Ganyan başlayacak. 16 handikap mücadelede yarışa baktığımızda zor bir yarış gibi gözüküyor. Enteresandır, yarın Ankara'da pist yağışlı gözüküyor. Yani hava durumuna baktığımda biraz yağış gözüküyor ama o gün ne olur ne biter bugün anlayamayacağımız için yarını bekleyeceğiz. Ama ben yarışları çime göre vereceğim. Zaten bu safkanların da kumda da şanslı olacağını düşünüyorum. Öncelikle ilk ayakta baktığımızda Rain of Fire, Journalist, Khal Drogo, hatta zaman zaman önlere giden, beni şaşırtan Spor Walk'u önde gittiğini düşünürsek Ananiashvili ve Aşere kalıyor. Ben de Ananiashvili'nin 56 olduğunu, kilo olduğunu düşünürsem bugün çok iyi koşacağını düşünüyorum. Tekrar kulaklık takısıyla bu yarışa katılacak olan 6 numaralı Aşera. Mücahit Bayır'la daha önce 2 yarış önce bir yarış koştu. Geri planda kalsa da o gün fotoya yakındı. 8. kalmıştı. Bugün bence çok uygun kilosuyla bu grupta start alacak olan. Bence bugün çok iyi koşacağını düşündüğüm 6 numaralı Aşera. Cazip de bir isim çıkacaktır. Kuponlara mutlaka yazmanızı diliyorum 6 numarayı Aşera'yı. Geçiyorum ikinci koşuya. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 4 şart mücadelesinde ise yarışa baktığımızda Eren Efendi, Bordo Mavi ve The Best of Time gibi safkanların önde gideceği yarışta binlere kadar çok rahat geleceğini düşünüyorum. Bu 3 safkanın süratlendireceği koşuda ben hepsinin duracağını düşünüyorum. O yüzden şöyle de bir anekdot var. Örneğin 6 numaralı Bordo Mavi son 2 yarışını Mert Ali Solmaz'la kazandı. Bugün Mert Ali gitti Noble Princess'a bindi. Prenses Sahra'nın kızı olan, koşudaki tek kısrak olan 4 numaralı Noble Princess ben binlere kadar çok kolay gelip ondan sonra düzlükteki yapacağı etkili ataklarıyla koşuyu kazanmasını bekliyorum. İstanbul'da kısa mesafede sentetikte koştuğundan sonra Adana'da çim pistte gitti. Bugün bence Ankara kumunda kardeşi Malones gibi bir anda gelip yürüyüp liderliği alıp başını alıp başını gidecektir diye düşünüyorum. 4 numaralı Noble Princess. Üçüncü koşu kısa vade altı dişilere, kısraklara ait bir mücadele. 4 büyükler Araplar start alacak. Burada da her ne kadar ağır favori 2 tane isim olsa da ben enteresan bir isimden bahsedeceğim. Bugün önlerde yalnız kalacak olan 4 numaralı Günyeli. Tolga Yıldız'la çok iyi anlaşıyor. Bugün Tolga Ankara'nın kaderini belirleyebilir. Zaten Tolga bir iki yarış almazsa ben kesin yatarım. Ama Tolga yarışları alırsa yarın Ankara'dan güzel bir ikramiye çıkarırız diye düşünüyorum. Günyeli'ye baktığımızda bugün önde gidecek tek kısrak olan ve arkadan gelen rakiplerin de kendisine fazla ayak uyduracağını düşünmüyorum. Eğer 600 ile 800 arasını güzel bir tempoda geçip dinlenirse düzlüğe çıkınca da bir anda ayak seriliğini kullanıp koşuyu kazanmasını bekliyorum. Geriden gelen rakiplere cevap vermesini bekliyorum. Baktığınızda Sandberg 63 kilo gözyaşı gecesi de kolay kolay rakip atlayamıyor. Annesi Özbakır bir Ardanuç kızı. Ardanuç'u da zaten biliyoruz. Sülo Almust orjini. Yani böyle bir kan hattından gelen 4 numaralı Günyeli çok iyi anlaştığı jokeyi Gökhan Tolga Yıldız da bu koşuyu kazanabilir. Tempo yarışı da olduğu için ben öncelikli 4 numaralı Günyeli'ni tutuyorum. Sizler kendi tuttuğunuz isimleri yazabilirsiniz. 4. koşuyla birlikte 2. altılı Ganyan başlayacak. Baktığımızda grubun uygunluğu malum. 4 numaralı Özbatu son yarışında uzun mesafede daha iyi atlar yanında çok kolay bir üçüncülük elde etti. Belki boşlukta kaldı gibi gözüküyor ama geçtiği atlar büyük atlardı. Bundan 2 yarış önce de burada Yükselim'in kazandığı yarışta o gün dışındaki 2 rakibinden bir türlü kurtulamayınca o gün 3. kalmıştı fotoda. Ben o yarışına inanmıyorum. Bugün 4 numaralı Özbatu ilk kez Özcan Yıldırım'la start alıyor. Ben bugün koşuyu kazanmasını bekliyorum. Ama rakip arayanlar için enteresan bir safkan önereyim. 2 yarıştır sizlere hep önermeme rağmen kötü koşan bugün bence Ankara pistinde iyi koşacağını düşünüyorum. Hışman Çizik, ön gruptaki Lord, Alıcı Kuş, Avan, hatta yani belki giderse baş pehlivan gibi önlere gidecek safkanların olduğu yarışta sonlarda çok iyi bekleyeceğini düşünüyorum. Hemen virajdan sonra temposunu arttıracak olan 6 numaralı Zübeyir buranın bombasını yaparsa şaşırmayın. 5. koşu 3 yaşlı Arapların mücadelesinde baktığımızda Kapaklıcan Yollaraz öne gidecek safkanlar gibi gözüküyor. Eğer Kapaklıcan Taylı'ndaki durumundaysa iyi ise bu koşuyu kazanabilir ama ben enteresan bir isimden bahsedeceğim. Son Ankara'da WhatsApp grubunda kazandığımız 21 bin lira ikramiyenin olduğu gün o gün birinci atım olmasına rağmen kötü koşan 800 ile 600 arası iki atın arasında kalınca temposunu yitirip bir anda dışa sapan o gün yarışa kendini veremeyen bugün İlk yarışını kazandığı Tolga Yıldız'la start alacak olan, iyi anlaştığı jokey ile start alacak olan, Ankara'da hazırlıklarını sürdüren 8 numaralı Bestekar. Belki o gün bizi yanılttı, bugün kazandırabilir, ilk şanslı isimdir. Bir safkan önereceğim rakip. Yine o günkü yarışta hemen
Silverta'nın kazandığı yarışta o gün dördüncü olan bugün Ahmet Çelik de start alacak. Hızlı gidecek, yarış lehine gözüküyor. 5 numaralı atılgan kuruşta sert bir tempo yapıp sonlarda etkili gelerek koşuyu lehine çevirebilir. Onu da yazmanızı öneriyorum. Zor bir yarış gözüküyor. Bakalım hangisi Afgan kazanacak. Göreceğiz bunu saatler 15.30'u gösterirken. 6. koşuya geldiğimizde 3 yaşlı Arapların maiden koşusu. Bana göre burada bir cazip isim gelecek ama baktığımda 1 numaralı ada anda geçilecek gibi gözükmüyor. İçimde bir his cazip bir isim gelebilir diyor ama son yarışına bakarsak da kan hattına bakarsak 1 numaralı ada ana da Ahmet Çelik binmiş. Bugün bu koşuyu kazanırsa da şaşırmam. Şanslı olacak gibi gözüküyor. Öndeki birkaç safkanın hemen peşine düşüp düzlükteki ataklarıyla koşuyu kazanabilir. 7. koşu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı koşusundaysa 1900 metre çim pisti hayatında hiç geçilmeyen 3 numaralı Hasafet bugün de tempoyu kendi belirleyecek. Her ne kadar Always Sport 800'lerde yanına gelecek olsa da o ayağının çabukluğunu kullanacak, inadını kullanacak olan Finesse kafa tutan 3 numaralı Hasafet bir aksilik olmazsa bu koşuyu kazanabilir. Varsa tuttuğunuz cazip isim yazabilirsiniz. 8. koşu 3 yaş yukarı İngilizlerin mücadelesinde ise 5 numaralı Alessandra yine uygun kiloyla start alıyor. İyi anlaştığı jokey ile start alıyor. Baktığımızda ön tarafta gidecek Profesör ve Pastor'un hemen peşine düşecek olan bariyerden bir anda çıkıp yürüyecek olan 5 numaralı Alessandra bir kez daha kazanırsa şaşırmam. Rakip tuttuğunuz isimler varsa yazabilirsiniz. Son koşuya geldiğimizde baktığınızda son iki yarıştır sizlere önermeme rağmen kötü koşan bugün kulaklıkla yarışa katılacak olan bir takı istiyordu. Onu da bugün taktılar ve Tolga Yıldız'a emanet ettiler. Dediğim gibi Tolga bugün Ankara'da kaderi belirleyebilir. Son koşuda bence 3 yarış görmesinin avantajını da iyi kullanacak olan 4 numaralı Çağıran, oğlu Ege'nin anne kardeşi Baba Turbo bugün kalitesi konuşturacağını düşünüyorum. Kazanıp üst üste de devam edebilir. O yüzden 4 numaralı Çağıran'ı mutlaka son ayağı kuponlara yazınız. Ben elimden geldiğince sizlere destek olmaya çalıştım. Sizler de kendi tuttuğunuz isimleri yazarak kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. WhatsApp grubuma gelmek isterseniz de 0553 425 5930 bu numaradan bana mesaj atarak ulaşabilirsiniz. Kazanan dostları tebrik ediyorum. Kaybedenler için üzülüyorum. Umarım onlar da en kısa zamanda kazanır. Hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.